Serpil Çevikcan, ikinci turda CHP adayını destekleriz. Seçimlerin 2018'de yapılmasını beklediğini belirten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ne CHP ne AK Parti ile herhangi bir ittifak arayışında olmadıklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı için her partinin aday göstermesi gerektiğini belirten Akşener, ikinci tura CHP'nin adayı kalabilir, kaldığı zaman CHP'nin adayını destekleriz dedi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Gündemdeki konular partisine yönelik iddialar, partisinin yol haritası konusunda konuşma imkanı bulduk. Akşener seçimin 15 Temmuz 2018'de yapılmasını beklediğini, seçimde CHP ya da AK Parti ile ittifak yapmayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalması durumunda ise CHP'nin adayını destekleyeceklerini vurguladı. Akşener'in açıklamalarını şöyle özetleyebilirim. Sorun ekonomi. Seçmen batıda AK Parti ile CHP, doğuda AK Parti ile HDP arasında tercihe zorlanıyor. İyi Parti iyi görünüyor. Diyarbakır'da bir milletvekili çıkaracak durumdayız. AK Parti'nin müthiş kadın desteği vardı. Bu manada AK Parti'deki oy oranlarını yakaladık. Henüz iki aylık partiyiz ama 14 ili gezdik. Şubat sonuna kadar 50 ili gezmiş olacağız. Vatandaş en çok ekonomiden şikayet ediyor. Genç işsizlik en önemli sorunların başında geliyor. 3 puan da askıda. AK Parti %25-30 arasında onların deyimiyle tayyipçi seçmene sahip. 7 7 Haziran'da 10 puan kaybetmiş. Bunun 12'ye çıktığını düşünüyorum. 12 puan şu an askıda. CHP'nin kör seçmeni %18-20 arasında. Trakya'da CHP'ye oy veren merkez sağ seçmen var. Onlar iyi Parti'ye kayar. CHP'den %4 civarında bize kayış var. E, MHP'nin 16 Nisan referandumunda 12 puanının 9 puanı hayır dedi. Benim öngörüm ve anketlerimize göre 6 puanı bizde 3 puan Tayyip Bey'in şahsına kaymış. 3 puan da askıda. Yorgun seçmenin alternatif arayışı var. Twitter hesabımı kendi yönetiyorum. Evet bazı hesapları engelliyorum. Çevik bir haklıymış. Yağlı kazık çok hoşuna gitmiş. FETÖcüsün diyenleri Anama sövenleri engelliyorum. Sayın Bahçeli'yi çok sevdiğini söyleyen bir hesap torunumun gayrimeşru olduğunu iddia etti. Polis o kadar meşgul ki IP'sini bulamadı. Nerede çalıştığını bildiğim bir hanım. Genel başkan yardımcısının bir çalışanı. Bir başka genel başkan yardımcısına söylendi durum. Benim ağzımdan siyasetçinin çoluğuna çocuğuna yönelik bir şey çıkmadı çıkmaz. Kendini ülkücü olarak tarif eden bir insanım. Ama parti kurduğunuzda artık bu sıfatınızı kullanıyorsunuz. Hayvan severim kadın hakları konusuna çok duyarlıyım. Partimizin içinde pek çok fikri yapılabilirsiniz arkadaşımız var. Onların dönüşmesini istemiyorum. Eşit ittifak olmaz. Partiler arası eşit bir ittifak sistemi çıkmaz. Sayın Erdoğan partisinin bünyesinde 50 değil 70 milletvekili de verir MHP'ye. Ama Bahçeli dahil olmak üzere herkesin AK Parti'nin şemsiyesi altında seçime girmesini ister. Böyle olduğu zaman da tanıdığım Sayın Bahçeli, abimin çok yakın arkadaşı olan Sayın Bahçeli, geri dönüşüyle ilgili sorun yaşayacağını öngörüp katiyetle o sandalyeden kalkıp AK Parti'nin bünyesinde seçime girmez. Dolayısıyla iki partinin yan Yana gelmesiyle eşit düzeyde bir ittifak olmaz. AK Parti açısından da iki ayrı parti üzerinden ittifak Sayın Cumhurbaşkanı açısından bir güç zafiyeti algısına sebep olur. O da onu yapmaz. Sayın Bahçeli de sandalyeyi boş bırakıp birine emanet edip gitmez. Velhasıl kelam bundan bir şey çıkmaz. İkincisi diyelim ki herkesin kimliğini koruyarak yaptığı bir ittifak çıktı. Şahsi hayalim şu. Demokrat Parti, Saadet Partisi gibi partilerle ittifak yapmayı arzu ederim. CHP ile ittifak yapar mıyız? Hayır. Çünkü Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı için tüm siyasi partilerin aday çıkarması gerekir. İyi Parti iddialı bir partidir. CHP ile ittifak yaptığınızda oyunuz ortadan kalkar. Bu manadaki ittifaklara buna AK Parti dahil yani hep CHP soruyorsunuz da belki AK Parti ittifak teklif edecek. Orası da dahil olmak üzere ittifak arayışımız olmaz. İkinci tura CHP'nin adayı kalabilir. Kaldığı zaman CHP'nin adayını destekleriz. Abdullah Gül'e yönelik açıklamalar konusunda İrtibatım siyaset sahnesine çıkıp çıkmayacağı konusunda bir bilgim yok. Vicdani hareketi ortaya koyduğunu söylüyor, uyarı diyor, tepkiler var, ben Sayın Gül'den bir cevap duymadım henüz, şu anda tek taraflı bir mitralyoz atışı var kendisine. Sem amca isterse, yeniden bir darbe riski görüyor musunuz? Eski bir İçişleri Bakanı olarak şöyle bir iddianın sahibiyim. Türkiye'de darbe sem amca yürüyün bizim çocuklar demeden olmaz. Olup olmama konusundaki ana faktör odur. FETÖ'cüler yapmaz da METÖ'cüler çıkar. FETÖ ile mücadelede Sayın Cumhurbaşkanı çok samimi ama arkada hemhal olmuş bir ilişki var. Evlilikler var, ortaklıklar var. Kolay bir mücadele değil, en büyük tehlikesi sulandırılmasıdır. Parası olanın çıktığı duyumları var. Gariplere karşı mı bu mücadele? Örneğin bu baylok işine kardeşim 11 bin kişi listeye eklenmiş. Gülen'in iadesi konusundadır husunda da Sem amca istese verir demek ki daha kullanılma ömrü dolmamış. FETÖ konusunda bugüne kadar kim en şiddetli olarak bana sövdüyse bilin ki kripto FETÖ'cüdür. Ben AK Parti'nin kuruluşunda varım. İlk üç aylık dönem evimde geçti. Tayyip Erdoğan beni tanır ben de onu tanırım. Bu mücadeleden doğru sonuç çıkmaz. Tayyip Bey'in FETÖ'cülüğü yoktur. Benim de yoktur. Benim 7 kuşak 5 kuşak sülalemde bir kişiyi bulun siyaseti bırakacağım. 40 kişiyiz birbirimizi biliyoruz. 200 kurucu üyemiz içinde FETÖ'cü bir kişi bulamazsınız. Yok be kardeşim zararlı şahıs. FETÖcü Emre Uslu'nun İyi Parti'yi destekleyen Twitter mesajı konusunda. Bunların hepsi zararlı şahıstır. Psikolojik harp olduğunu düşünüyorum. Dini gruplar bir kadın üzerinden hesap yapmaz. Bizden imam olmuyor biliyorsunuz yalnızlaştırıldı. Tayyip Bey o kadar yalnızlaştırıldı ki merhaba diyecek adam bırakmadınız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın siyasi meselesini çözen Sayın Baykal oldu. Erken seçime erken Cumhurbaşkanlığı seçimini 15 Temmuz 2018'de bekliyorum. Çünkü Sayın Erdoğan daha düşük aldığı yerel seçimi erken seçimden önce yapmaz. Tayyip Bey'in devre iktidarında nikah şahidi olduğu oğlumun çocuğuna gayri meşru denildi. Siyaseten vurun ama kişiselleştirmeyin. Bunları kimse unutmaz. Tavsiyem bir kadını kendinize düşmanlaştırmayın. Tayyip Bey bana cevap vermiyor. Taktiksel bir tavırdır. Görmezlikten gelir ama ikili kalırsak olur. Benim cevaplarımı bilir. Parti kurucularından Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ismi geçen jandarma komutanı Ali Lapanta konusunda. Lapanta'yı Yazıcıoğlu'nun ailesiyle arkadaşlar bir araya getirecekler. Aileyi ikna edemezsem ben giderim diyor. Lapanta Zekeriya Özün yazısıyla sorguya çekiliyor. Yazıcıoğlu'nun şehadetiyle ilgili değil, Ergene ilgili. Serpil Çevikcan Milliyet